Gündeme ilişkin diğer bazı konularımız da var ve Cumhurbaşkanlığı ile de ilgili konuşacağız. Cumhurbaşkanlığı seçimleri ne olacak, nasıl bitecek? Özellikle de bir önümüzdeki ikinci paket var. Bu ikinci pakette Cumhurbaşkanı AKP ve MHP neyi planlıyor? Zira bir aday gösterebilmek için 100 bin imza atılması gerekiyor. Bu 100 bin imza noter onaylı mı olacak, olmayacak mı? Bütün bunların planlanması yapılıyor. Ancak tabii aday olanlar imzalarını toplamaya başladılar. Bunlardan biri de Vatan Partisi Genel Başkanı Doktor Doğu Perinçek. Şu an imza toplanıyordu ve oldukça yoğun bir talep de söz konusu. Bunları da konuşacağız. Nihat abi hoş geldin. Hoş bulduk. Abi Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden bahsetmişken şimdi elimde şunu da hemen izleyicilerime göstereyim. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na ait yani gönderilmesi planlanan bir dilekçe var. Bu dilekçe tabii Doğu Perinçek'in adaylığını yani diyor ki konu Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında. Anayasanın 6771 sayılı yasayla değişik 101. maddesi uyarınca yapılacak ilk Cumhurbaşkanı seçiminde Vatan Partisi Genel Başkanı Doktor Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanı adayı olarak gösteriyorum. Gereğini arz ederim saygılarımla diye dilekçe toplanıyor. Dolayısıyla buyur abi. Burada bize yapılacak olan TC kimlik numaramızı, ikametgah adresimizi, evet, telefon numaramızı yazmak. Sonra da altını imzalamak. Değil mi? Aynen öyle abi. Bu kadar basit. Bu yani kadar burada basit. Zahmetli bir şey yok yani burada. Tabii. Aynı zamanda hiçbir şekilde kimse yani bir kişi, iki üç kişiyi de aday gösterebilir. Öyle burada değil mi? Öyle tabii. Tabii bir sürü Şu anda insan var. orada bir sorun yok. Mesela başka bir adaya da gösterilebilir. Tabii. Ancak şu anda sen imzalamış mı oldun abi? Abi yani tarif etmek yani öyle şey yapmak seçim zamanlarında bir dilekçedir bu. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na tek bir dilekçe. Bir imza, TC kimliği, ikamet.